İlk 1000 gün olarak tabir edilen bir periyottan söz ederiz sağlıklı birer yetişkin olabilmemiz için. Bu periyottaki beslenme bizim için çok önemlidir. Tükettiğiniz besinlerin doğal olması, katkı maddesi içermemesi ve mümkün olduğunca anneannelerimiz nasıl besleniyorsa ona yakın beslenmemiz bizim sağlıklı bir şekilde anne karnındaki bebeği sağlıklı tutmamızı sağlayacaktır. İlk 6 ay anne sütü dışında bebeğe su bile verilmesi gerekmemektedir. 6. aydan sonra ve sağlıklı beslenme açısından bebeğe doktorunuzun önereceği ek gıdaları bebeğinizin beslenmesine ekleyerek doğal beslenmesine devam edebilirsiniz. Anne sütünün en azından 18 aya kadar ama tercihen 2 yaşa kadar devam edilmesi bebeğinizi emzirmeye devam etmenizi önermekteyiz. Anne çocuğunu emzirirken kalori kaybettiği için, enerji kaybettiği için annenin doğumda aldığı kiloları geri vermesi çok daha çabuk olur. Bunun haricinde anne sütüyle çocuğu beslemenin yani emzirmenin anneye sağladığı uzun dönem faydaları da vardır. Özellikle emziren annelerde yumurtalık kanseri ve meme kanseri görülme sıklığı emzirmeyen annelere göre belirgin şekilde daha düşüktür. Bunun yanı sıra emziren anneler ileri yaşlarda kemik erimesine karşılaşma olasılıkları daha düşük hale gelmektedir. Anneler bebeklerini besledikleri sürece iyi bir anne olduğunu hissedecekler ve annelikle daha barışık olacaklar, anneliğin keyfini daha fazla sürecekler ve daha özgüvenli olacaklardır. Anne sütü bir gıda değildir sadece. Aynı zamanda büyüme faktörleri içermektedir. Aynı zamanda bir takım bağışıklık sistemini destekleyen faktörler içermektedir. Çocuğunuz için faydalı bakteriler içermektedir. Çocuğunuzun sizinle kurduğu temas sonrası yaşayacağı psikolojik güven duygusunu çocuğa aşılamaktadır. Özellikle anne sütündeki büyüme faktörleri bebeğinizin daha çabuk ve daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Sadece bunu bir beden büyümesi olarak değerlendirmemek gerekir. Aynı zamanda nörolojik gelişim açısından da çocuğun beyin gelişimi açısından da çok faydalı elementler, çok faydalı besinler anne sütü içermektedir. Gelecekte görülebilecek sorunlarda da belirgin oranda azalma görülmektedir. Obezite, kalp hastalıkları, tansiyon hastalığı, damar hastalıkları daha az görülmektedir. Sadece bu tarz hastalıklar değil, alerjik hastalıklarında hem cilt alerjileri hem de alerjik astım, alerjik saman nezlesi gibi hastalıklarında görülme olasılığı anne sütü alan bebeklerde almayanlara göre çok daha düşüktür. Bebeğinizi emzirirken mutlaka sizin rahat bir ortamda olmanızı istiyoruz. Çünkü sütünüzün gelmesi için dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve rahat bir ortamda olmanız lazım. Asla üzerine doğru eğilme şeklinde emzirmemelisiniz. Eğer üzerine doğru eğilerek emzirirseniz ve sırt üstü eğer bebek yatıyorsa bu çocuk açısından boğulabilmeye bile neden olabilen riskler içermektedir. Memenizi tutarken dört parmağınız memeyi alttan destekleyip baş parmağınızı üstten desteklemesi gerekiyor. Bebeğinize memeyi verirken sadece memenizin ucunu değil çevresindeki kahverengi alanı da vermelisiniz. Anne sütünü arttırmak için neler yapmalıyım sorusu annelerin aklına çoğunlukla gelir. En önemli bizim için anne sütünü arttırıcı etmen aldığınız sıvıdır. Çünkü anne sütünün en önemli kısmı sıvıdır. Ki bu sıvı illa su almak zorunda değil. Su, komposto, ayran gibi şeyler olabilir. Kalori arttırımı, şekerli şeyler almak çok gerekli değil aslında. Hatta annenin sağlığı için zararlı bile olabilir. Kalsiyum ihtiyacınızı bazı doğal yoldan karşılamanızı isteriz. Herhangi bir alerjik bir durum yoksa mutlaka annenin yoğurt veya peynir tüketmesini istiyoruz. Bu eğer gerçekleşemiyorsa, alerjik bir durum varsa doktorunuzla görüşüp gerekli kalsiyum desteğini başka yollarla almanız gerekebilir. Anne sütü değişken bir süttür. Yani anneden anneye değişir. Aslında her annenin bebeğine özgündür. Örneğin eğer bebeğiniz erken doğduysa sizin sütünüz erken doğan bebekler için daha uygun bir süt olacak. Aynı zamanda emzirmenin başından sonuna kadar da anne sütü değişkenlik gösterir. İlk başta gelen sütle son süt arasında fark vardır. İlk gelen süt daha sulu kıvamda bir süttür. Sona doğru daha yağ ve besin içeriği daha yüksek süt gelir. Buna son süt olarak biz tabir ederiz. Ve mutlaka son sütü bebeğin almasını isteriz. Yani bir bebek bir memeyi tamamen bitirene kadar emmesini öneririz. En iyi anne sütünü çeken cihaz bebektir. Yani piyasada satılan anne sütünü sağmaya yarayan makinelerin en iyileri bile bebeğe taklit etmektedir ve hiçbir zaman %100 bir bebek kadar iyi çekememektedir. Eğer sütünüz fazlaysa veya çeşitli sebeplerden dolayı memenizde süt kalıyorsa iki tane büyük problem olabilir. Birincisi memede enfeksiyon yapabilir. İkinci karşılaşacağınız problem ise vücutta memede süt kaldığı için vücutta şöyle bir tepki oluşur.
Vücut der ki sanırım fazla süt üretiyorum ve süt üretimimiz azalır. Bu yüzden mutlaka memelerin boşalmasını öneriyoruz. Anne sütü oda havasında son yapılan çalışmalara göre 3 saate kadar hiçbir sorun olmadan saklanabilir. Buzdolabında ise 3 güne kadar anne sütünü koruyabilirsiniz. Derin dondurucuya koyduğunuz sütleri 3 aya kadar saklayabiliyorsunuz. Anne sütü bu kadar önemli olduğu için sadece bizim ülkemizin Sağlık Bakanlığı değil, dünya çapında Dünya Sağlık Örgütü gibi birçok kuruluş anneyi emzirmeye özendirme ile ilgili bir takım kurallar oluşturdu. Biz buna bebek dostu kuralları diyoruz. Ve hastaneler bunları başvurarak bebek dostu hastane kendilerine diyebilme hakkı kazanmak istiyorlar. Medipol Koşuyolu Hastanesi olarak bebek dostu hastane belgemizi aldık ve mümkün olan en kısa zamanda bebeğinize sadece anne sütü vermek üzerine sağlık politikalarımızı oluşturduk.